Süleyman Özışık. Eniştem rektör olsun mu? Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması tartışması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Rektör Bulu üzerinden ortamı kızıştırmayı hedefleyen CHP, kayyum rektör algısı üzerinden bir infilak noktası arıyor. Boğaziçi'nin genç öğrencileri de geriye bakıp eskiden bu işlerin nasıl yapıldığını araştırmadığı için maalesef bu algı operasyonunun piyonu oluyor. Belki birkaçı duyar veya okur diye çok değil. Bundan 15-20 yıl önce bu işlerin nasıl yapıldığını sırasıyla anlatayım. O tarihlerde ataması yapılacak olan rektörlerde aranan en önemli kriter CHP'li olmasıydı. CHP'li olmayan birinin rektör olarak atanması neredeyse yasak gibiydi. Birkaç örnek vermek gerekirse AK Parti'nin iktidara geldiği ve ülkeyi yönetmeye çalıştığı yıllardı askerinden üniversitesine siyasetçisinden sanatçısına varıncaya kadar herkes katıksız bir AK Parti düşmanlığı yapıyordu. Düşmanlık yapanlardan biri de Ural Akbulut adında bir öğretim görevlisiydi. Öyle bir düşmanlık ki sokaklara inip hükümet karşıtı eylemlere katılmak bile onun AK Parti'ye olan düşmanlık ateşini dindirmiyordu. Günlerden bir gün Ural Akbulut'u CHP Meclis Grup toplantısında Deniz Baykal'ın konuşma yapacağı kürsüde gördük en hırslı siyasetçilere taş çıkartırcasına AK Parti ve Erdoğan'a sallıyordu Ural Akbulut. Aradan kısa bir süre geçti ve Ural Akbulut dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Bu atamanın hikmeti kısa süre sonra anlaşıldı. Ural Akbulut'un sadece CHP kökenli biri olmadığı, aynı zamanda dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Eniştesi CHP Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşarınsa, kayın kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı. Bir başka atama Profesör Doktor Fazıl Necdet Ardıç Ahmet Necdet Sezer tarafından rektör olarak atanan bir başka isimdi. Rektörlük seçimlerinde rakibinin yarısı kadar bile oyalamayan Ardıç Ak Partiye kapatma davası açan daha sonra ise 367 garabetiyle ülkeye cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyen Sabih Kanadoğlu'nun damadıydı. Durum daha bitmedi. Aksine çok daha beter örnekler vereceğim şimdi. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay, Maliye Bakanlığı Bernay hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle kabarık bir rapor hazırladı. Dosyada yok yoktu ama Ahmet Necdet Sezer kendisine sunulan bir dosyaya rağmen CHP'nin ricasını kırmadı ve Bernay'ı rektör olarak atadı. O zamanlar CHP'nin arka bahçesi olan YÖK soruşturma izni vermediği için Bernay işlediği yolsuzluklardan dolayı ancak 2009 yılında ceza alabildi. Devam edelim. Kocaeli Üniversitesi'nde ise rektörlük atamasına bile gerek duyulmadı. Şaka yapmıyorum. Vallahi aynen dediğim gibi oldu. Yok artık. Nasıl yani ya dediğinizi duyar gibiyim. O işte şöyle oldu. CHP'li bakan Ahmet Şener'in kızı Sezer Şener, komşuoğlu, rektörlük koltuğunu kocası olan Baki Komşuoğlu'ndan devraldı. Onayı veren isimse yine dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di. CHP'liler Melih Bulu'nun AK Parti'den milletvekili aday adayı olmasını konuşup duruyor yani, koltuğu kocasından devralan komşuoğlu, o tarihe kadar bir kez DSP'den, iki kez de CHP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Örnekleri anlatmaya devam etsem sonu nerede ve ne zaman biter İnanın ben de bilmiyorum. Kemal Gürüz'ün YÖK Başkanı olmasının ordu göreve pankartının arkasında yürüyen Kemal Alemdaroğlu'nun ikna odalarını kurarak başörtülü kızları soyma görevi edinen Nur Serter'in ha camiye ayakkabıyla girmişsin ha üniversiteye başörtüsüyle arada fark yok diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın CHP ile ilişkisini hepiniz zaten biliyorsunuz. 1500 oy alan kişiye karşı bir oy alan kişilerin nasıl rektör olduğunu anlatmaya gerek duymuyorum bile. Evet, Melih Bulu üzerinden kıyameti koparanların sicili bu tür kirli ilişkilerle dolu. Ve şimdi bunlar üniversite öğrencilerinin istemediği Melih Bulu derhal istifa etsin diye sözüm ona ultimatom yayınlıyor. Dikkatinizi çekerim, Boğaziçi'nde okuyan öğrenci sayısı 15 bin, Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapanların sayısı ben diyeyim 300, siz diyeyim 500 kişi. Bunların yarısından fazlası da öğrenci bile olmayan terör örgütleriyle irtibatlı tipler. Yaklaşık 13-14 bin öğrenci yapılan atamaya tepki koymuyor, yapılan eylemleri belki de gereksiz görüyor. Ama CHP'liler buna rağmen değişecek diye diretiyor. Yani anlayacağınız azgın azınlık eski Türkiye'nin özlemiyle son kozlarını oynuyor. Peki başarırlar mı? Zor çünkü bu kez yanlarında Ahmet Necdet Sezer yok. Karşılarında dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan var. Süleyman Özışık Türkiye. Mahmud Öğür Amerika'nın boğaz içi sevgisi ve sokak aşkı. Son 1-2 ayın siyasi gündemine bakın. Ya CHP'nin başını çektiği muhalefet aksının içindeki ayrılıklar, yeni arayışlar tartışılıyor ya da darbeci ve şiddetsever solun 60'tan beri vazgeçmediği sokak çağrıları. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin akademi içi protestoları bu yüzden kifayetsiz, kart siyasetçiler için bulunmaz fırsat oldu ve fırsatı kaçırmadılar. Hemen protestoların Boğaziçi Üniversitesi'ne aşıp sokağa sıçraması için seçilmiş aktör İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu devreye girdi. Sonra da CHP ve HDP'nin şiddetsever diğer milletvekilleri. Timsah gözyaşlarına bakmayın, olayların büyümesi ve sokaklara yansımasından memnunlar. Bunun için yalana sarılmakta bile tereddüt etmiyorlar. Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi? Alın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Post-Truth Siyasetin Türkiye Temsilcisi Ekrem İmamoğlu'nu. Bu iki siyasi aktör Yol TV'nin aşağı bak yalanını alıp milyonlara ulaştırmada hiç sakınca görmedi. Hatta Yol TV yalan haber yaptığını kabul edip özür dilediği halde onlar halktan özür dileme gereği bile duymadı. Duymadı çünkü CHP yönetimi ciddi biçimde sıkışmıştı. Siyaset üretemiyor, Atatürkçüler milli meselelerdeki duruş ve HDP ile ilişkiler nedeniyle partiden ayrılıyor, öğretmenler, çiftçiler, ordu mensupları aşağılanıyor ve daha vahimi parti içinde patlayan taciz ve tecavüz olayları durdurulamıyordu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci hareketliliği işte bu nedenle CHP için bulunmaz bir fırsattı. Buna birkaç aydır çok sayıda solcu laik meczup aydının kaos duasına çıkmışçasına sokak çağrısı yapmalarını da ekleyin. Kimi sokak hazır diye yazılar yazıyor, kimi silah kullanılması imasında bile bulunuyordu. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, gerekirse sokak sokak direnişe geçeriz derken, CHP genel başkanlığına aday olan Aytu Atıcı, güya yakın siyasi tarihten ders çıkartan bir edayla yine sokağa işaret ediyordu. Buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütletme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorunda. Rahmetli Demirel yollar yürümekle aşınmaz derdi ama Türkiye solu ve CHP'li siyasi aktörler bunu hiç anlamadı. Ne o gün ne de bugün sokaklarda yürümekle sokakları ateşe vermek arasındaki farkı dikkate almadı. Tam da bu yüzden solun sokaklara inmesi her defasında emperyalist Amerika'nın dümenine su taşımaktan öteye geçmedi. Beyaz Türk ve Beyaz Kürt solcular. Bu gerçeği 68 kuşağının önemli ismi ve o dönemin gençlik liderlerinden Münir Ramazan Aktolga Hatıralar Nereden Başlamıştık Nerelere Gitti İşin Ucu kitabında enine boyuna tartışıyor. O notlardan şunu aktarmakla yetinelim. İsterseniz hemen dünden bugüne atlayalım ve bakalım bugün neler oluyor. Alın şimdi bir PKK'yı ve de bütün o beyaz Türk, beyaz Kürt solcularını ne oldu nereye gitti o senelerce kahrolsun Amerika diye bağırıp çağırmalar. Ha şimdi artık o da Erdoğan'a karşı diyerek düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı Amerika emperyalist olmaktan çıktı ve müttefik oldu öyle mi? Ve de siz düşmanımızın düşmanı bu Amerikan emperyalizmini arkanıza alarak sosyalizmi pardon komünel düzeni kuracaksınız. Helal olsun. Boşuna birileri Amerika'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci olaylarından kaygı duyuşunu demokrasiye destek diye yorumlamıyor. Görevleri bu. Umarım Z kuşağı abilerinin düştüğü hatalara düşmez ve kart siyasetçilerin kirli oyununu bozar. Mahmut Övür Sabah